Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yaştın, yaştın videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte, evet, Hayati İnancı'nın sorulara yanıt verdiği, Bekir Deven'in sorular sorduğu bu muhteşem şaheser fabrika ayarının tanıtım ikinci ile karşınızdayım. Anlamlı bir hayatın peşinde konuşmaları ediniyor. Evet. Başlayalım isterseniz sizlerle ilgili konuklarımıza. Bismillah diyoruz, onun adıyla ilgili. Sözün başında şunu ifade etmeliyim ki kalem ve fikir erbabının tahtında gözümüz yok. Onların isminin hizasına ismimizi yazdırmak gibi bir iddiamız da yok. Haddimizi biliyoruz da hamdolsun. Büyük müelliflerin, tefekkür ve şairlerin binbir çile ve emekle ortaya koydukları saygıdeğer eserler. Bizim de tutunduğumuz ve ardımında yol almaya çalıştığımız temel metinlerimizdir. Onları ve o muazzam mesailerini öpüp başımıza koyuyoruz. Saygıyla, muhabbetle selam diyoruz. Fakat tahdis nimet babından itiraf etmeliyiz ki Allah-u Teala bir lütfu ve kereme olarak asla layık olduğumuzu iddia edemeyeceğimiz bir ilgiye ve teveccühe mazhar oluyoruz. İnsanlar söylediklerimize değer atfediyor, kulak veriyor ve biliyoruz ki bu da beraberinde büyük bir sorumluluk yüklüyor bize. Zira hepimiz bize lütfedilen imkanlardan hesaba çekileceğiz. Sesimize kulak vermiş, gönüllerini bize ayarlamış kardeşlerimiz varken sağır, dilsiz numarası yapamayız. Bir umuda, bir dirilişe, yeni bir başlangıca vesile olacaksa sözümüzü sakınamayız. Buna hakkımız yok. İşte bu kitap tamamen bu sorumluluğun şuuruyla vücut buldu. Sözümüz noksan kalabilir, derdimizi bir hakkın dile getirememiş olabiliriz. Ama son kertede muradımız ağzımızdan çıkanlara, değer atfeden insanlara karşı yazı suretinde de vazifemizi dile getirmektir. Çünkü hepimiz bir şekilde imtihan oluyoruz. Söylediklerimiz kadar söylemediklerimizden de, yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz. İnancımız şudur. Din bir hal meselesidir. Onunla hallenmeden, onu üzerimizde taşımadan dine hakiki anlamda bir mensubiyetten ya da tamil manada bir sadakatten söz edemeyiz. Evet, dinin felsefesi var, ilmi var, teorisi var, düşüncesi var ama nihai gaye onun bir hale, bir hayat tarzı ve pratiğine dönüşmesidir. Hayata dokunmayan, yön vermeyen bir din algısı eksiktir. Kitapların sayfaları arasında kalan, amele dönüşmeyen ve bir düşüncenin ne kadar parlak ve süslü cümlelerle ifade edilirse edilsin hiç kimseye bir faydası yoktur. Modern zamanların çocukları olarak bizler çok şey yitirdik. Birçoğumuz değerimiz elimizden kayıp gitti. İşin kötüsü bu kaybın farkında da değiliz. Meşgulüz, yoğunuz, amansız bir koşuşturma içindeyiz. Bununla beraber hayatımızda bir şeylerin eksikliğini hissediyoruz. Neyi eskalıyoruz? İhmal ettiğimiz nedir? Bunu düşünecek vaktimiz de yok maalesef. İki kapak arasına aldığımız bu metnin asıl amacı biraz da büyük şairin neyi kaybettiğini hatırla dediğidir. Önce bir eksiğimiz, bir kaybımız olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Sonra da müsaatimizce gittik olanın ne olduğuna işaret etmeyi, onun adını koymaya murad ediyoruz. Bunu yaparken çok çetrefilli, alımlı, felsefi ve teorik cümlelerin arkasına sığmadık. Zira amacımız büyük laflar etmek değil, bir başlangıca vesile olabilmektir. Çok değil, sadece bir yaraya merhem olabilirsek, bir kalbe dokunabilirsek, bir gönülde umut ve merhamet ışığı yakalayabilirsek bu bize yeter. Sadece bir kardeşimizin fabrika ayarıyla, yani fıtratıyla yüzleşmesine aracı olsa bu kitap görevini fazlasıyla yapmış olacaktır. Ki fıtrata dönmek, şairin eve dön, şarkıya dön, kalbine dön çağrısına da uymak manasına gelir. Kıymetli gönül adamı, değerli büyüğümüz Hayati İnanç da arka fonda hep bu hissiyatı saklı tutarak sohbet ettik. Çünkü sohbetin gücüne ve bereketine inanıyoruz. Zira sohbet bir hal aktarımıdır.
Sohbet, gönlün dile gelmesidir. Sohbet, kalbin içindeki bütün yalınlığıyla dışa vurmasıdır. Sohbet ile söz adeta can bulur, can olur, can verir. Evet, bir sohbetin, muhabbetin sonucunda ortaya çıkan bu kitabın temel amacı bir yerlerde aksini bulmak, bir gönülden yankılanmaktır. Bir başlangıca vesile olmak, bir umudu diriltmektir. Bütün meselemiz bir insanın kalbine dokunabilmektir. Fahri kainat-ı Resulü, Resul-i Zişan aleyhisselam Hazreti Ali Efendimiz'e söylediği o büyük söz, bu dağınık cümlelerimizin yegane gayesi ve heyecanımızın da mazeretidir. Buyurmuştu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ali, Allah'ın senin vesilenle bir kişiye hidayet nasip etmesi senin için dünya ve içindekini her şeyden daha hayırlıdır. Umudumuz belki de kurtuluşumuza sebep olacak o bir kişidir. Duamız o bir kişiye ulaşabilmek, dokunabilmektir. Niyazımız o bir kişinin yarasına merhem olabilmektir. Ötesi değil, fazlası da değil. Sadece o bir kişi. Amin. Ekirdeveli başlangıcı yapmış. Fabrika ayarı anlamlı bir hayatın peşinde konuşmalar sonrasında bölümlere başlayacak. İnşallah sizler de çok çok beğenirsiniz. Like'larınızı bekliyorum. Özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Bunları hiçbir şekilde kar amacı gütmeden ve like ve yorum amacı gütmeden yapıyorum. Ama sizler de destek verirseniz beni diğer bölümlerde daha güzel bir şekilde yapmama vesile olmuş olursunuz. Devam edeceğiz. İzlenme koşullarımız ne olursa olsun devam edeceğiz. İnşallah güzel de bir ilgi bekliyorum. Güzel de bir ilgi alırım. Buraya kadar izlediğiniz için, Tansın ikinci izlediğiniz için, Tansın ikinci şeyimizi izlediğiniz için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Yes! Videolarda görüşmek üzere.